gerçekten bir koalisyondur Suudi Arabistan Krallığı. Sadece Suud aileti yönetime hakim ama ideolojik olarak da o ihvan denilen çölden gelen ve dini inanışları radikal olan insanlar iktidarın ortağı durumdalar. Onlar bu kadınların araç kullanmalarına engel olan, kadınların eşit haklara sahip olmalarına ve herkesin eşit haklardan eşit biçimde yararlanmalarına da karşı çıkan yine o grup. Onlar etkinliklerini yitirmiş değiller Arabistan üzerinde, Suudi Arabistan üzerinde. Hatta onların içerisinden bir grup 1979 yılında Kabe'yi bastı ve orada büyük bir isyan hareketine dönüşmesi beklenilen bir hareket başlatmış oldular. Onu zor bastırabildi Suudi Arabistan hükümeti. O tarihten beri de hep onu o anlayışı tehdit görmekle birlikte yolunu oradan ayıramamıştı. O kendisiyle koalisyon ortağı durumunda olan İhvan hareketinden. Şimdi bugünlerde bu değişimler yaşanırken elbette o kesimden yine tepkiler bekliyorlardır. Hı hı. Ben tutuklamaların hesaplarına el konmaların vesairelerin muhatabı olanların tam gerçeği yansıtmadığını görüyorum. Yani neticede onlar kimisi işte sanki Amerika'ya karşı, İsrail'le yakınlaşmaya karşı, şimdikiler ise Veliaht Prensi ve etrafındakiler ise Amerika ve İsrail yanlısı filan gibi gösteriliyor. Ama bu tam her şeyin gerçeği açıklamaya yeterli değil. Netice itibariyle o tutuklanan isimlerin pek çoğu da tutuklayanlardan çok farklı düşünen insanlar değiller. Yani onlar daha çok bir aile arası kavganın parçaları durumdalar. Bu bir adım. Hediye Hanım prenslerden bahsetti. Sayıları öyle yüzler değil, binlerle ifade edilen bir sayıda. Galiba 8 bin civarında prens var. Bu ne demek? Şu demek. Ülkeyi kuran ve ilk kralı olan Suud'un çocukları ve torunlarından neşet eden insanlar onlar, o prensler. Hı hı. Çok evlilik yapılan ve çok çocuk sahibi olunan bir ülke. Özellikle kraliyet ailesi tarafında durum böyle. Her bir kral ailesi mensubunun çok sayıda eşi ve o eşlerden doğma çok sayıda çocuk var. İşte onların sayısı bugünlere 8 bin civarında intikal etmiş görünüyor. Ve bunlar bir bölümü